Ne yazık ki bu bayramda otobüs bileti alamadığı için memleketine gidemeyen, evindeki ikramları küçülten, torunlarına harçlık vermekte zorlanan, kurban kesmeye kurban kesemeyen vatandaşlarımızın sayısının çok ama çok arttığını gördük. Emekliler de, emekçiler de çok zor günler geçiriyor. Paranın alım günü, alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. 17 bin liralık asgari ücretle 10 bin liralık emekli maaşıyla hayata tutunmak neredeyse imkansız hale geldi. Gençlerin iş bulma ümidi tükendi. İnsanlarımız mutlu olmayı unuttu. Birleşmiş Milletler destekli Yıllık Dünya Mutluluk raporuna göre Türkiye Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi oldu. AKP iktidarı iktidarıysa sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıldır görevde. Göreve geldiği günden bu yana çalışanların kazanılmış haklarına göz dikmek dışında ekonomiyi düze çıkaracak, halka rahat bir nefes aldıracak tek bir adım dahi atmadı. Sarayın itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla yaptığı hesapsız harcamalara ses çıkarılmadı. Ya neyin itibarı arkadaşlar? Senin vatandaşın aç aç senin emeklin hayatta kalma mücadelesi veriyor. Senin gençlerin gelecekten umutsuz. Senin 9,5 milyon işsiz vatandaşın var. Sen itibar sahibi olacaksın diye gösteriş yapacaksın diye 85 milyonun hakkıyla, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hava atacaksın diye benim vatandaşım açlık, yokluk, yoksulluk çekecek. Öyle mi? Yok öyle. Bu düzen değişecek. Diyanet İşleri Başkanı resmen lüks otomobil koleksiyonu yapıyor. Diyanet 5 yıldızlı otellerde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılının ilk 5 ayında 39 milyar lira para harcadı. Basında çıkan haberlere göre bu paranın büyük bir kısmı lüks makam araçlarına ve 5 yıldızlı otellerde yapılan toplantılara ve başkanlığa harcanmış. Yani Diyanet 5 ayda 2 milyon 312 bin asgari ücretlinin maaşına eşit bir harcama yaptı. AKP milletvekilleri istakozlu masalarıyla, pahalı saatleriyle millete hava atıyor. Bakanlar devletin uçaklarını kendi özel işlerinde kullanıyorlar. Bunlardan tasarruf yapamayan Mehmet Şimşek, memurların servisinden, fazla mesai ücretinden, lojmanından kesinti yaparak ekonomiyi düzeltebileceğini zannediyor. Mehmet Şimşek bu etkisiz önlemlerle aklı sıra ekonomiyi düzeltmeye çalışırken Türkiye Futbol Federasyonu Almanya'da gerçekleştirilen Euro 2024 davetlileri için 3 milyon euro para harcadı. Meğer İngiltere'den de, Fransa'dan da, İsviçre'den de daha zenginmişiz. İngiltere'nin futbol federasyonu sadece takım kafilesinin masraflarını karşıladı. Fransa kafile dışında 27 kişiyi, İsviçre ise 14 davetliyi götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu ise tam 197 kişiyi götürdü. İngiltere hiç kimseyi götürmezken Türkiye 197 kişiyi götürebilecek bütçeye ve imkana sahip. Ki bu federasyonun açıkladığı sayı bunun 600 kişi 600 kişiye kadar çıktığını söyleyen birçok yetkili var. Daha garibi bunların bir kısmı sponsorlardan seçilmiş. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sponsorlara sponsor olmuş. Yazık. Tasarruf için attığınız bu adımları ibretle izliyoruz. Değerli basın mensupları, ekonomideki bu kötü gidişe dur demek emeklilerin asgari ücretlilerin omuzlarındaki yükü hafifletebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Bakanımız Sayın Yalçın Karatepe bugün Mehmet Şimşek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Sayın Yalçın Karatepe kendisinin de açıkladığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomi alanında yaşanan sorunları dört ana başlıkta Sayın Mehmet Şimşek'e iletti. Asgari ücrete ve emekli maaşlarında artış yapılmasının zorunlu olduğu, vergide adaletin sağlanmasının da bir zorunluluk olduğu ve çiftçiye, üreticiye verilmesi gereken tarımsal desteklerin arttırılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğu gerekçeleriyle birlikte Sayın Karatepe tarafından Sayın Şimşeke aktarıldı. Şu anda en çok ezilen kesim olan emeklilerle ilgili emekli maaşlarına sadece enflasyon oranında artış yapılmasının yeterli olmadığı, bunun yanında refah payı verilmesi gerektiği ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiği vurgulandı. Şunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Biz iktidarın milletimize yaşattığı ekonomik sıkıntıların sorumluluğuna ortak olacak değiliz. Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil. Tam aksine AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık. Ve ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yalçın Karatepe'nin de yaptığı basın toplantısında detaylı bir şekilde ifade ettiği gibi AKP'nin Yanlış ekonomi politikalarının acı reçetesini vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişiklik yapma iradesi olmadığını gördük. Hal böyleyken enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen milyonlar yanlış vergi politikalarıyla daha da büyük bir çıkmazın içine itiliyor. İktidar tasarrufu toplumun dar gelirli kesiminden beklerken bir yandan da yine dar gelirli vatandaşlarımızı adaletsiz bir vergi sistemiyle kıskaca almakta hiçbir sakınca görmüyor. Bakın, iktidarın koruması altındaki şirketlere sürekli vergi muafiyeti getirilirken, motokuryelerin vergi yükünü arttırmak gibi saçma sapan öneriler getiriliyor. Ne üzücüdür ki aynı iktidar, motokuryelerin can güvenliğini sağlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini arttırma konusunda bu kadar istekli değil. Neymiş? Bahşişlerden de vergi alınacakmış. Bir başka saçmalık da yurt dışı çıkış harcındaki anormal artış miktarları. Seyahat hakkına darbe vuracak biçimde yurt dışı çıkış harcını 10 kat arttırmak nedir? Bunun adı harç değil, haraçtır. Bu akla ziyan öneriler sadece vatandaşımızı daha da zora sokar.